Spor gündeminden hepinize günaydınlar. Bir salı sabahı yine sizlerle birlikteyiz ve Ahmet Ogan'la gündemi açıyoruz. Günaydınlar Ahmet Ogan. Günaydın, kolay gelsin. Teşekkürler. Hemen başlayalım. Dolu dolu önümüzde bir program var. Kupayı konuşacağız ve birçok konu var. Önce Kadınlar Ligi ile başlayalım. Fikstür çekiliyor. Yarın yapılacak fikstür çekimi Kadınlar Ligi'nde. Neler söyleyeceksin Ahmet? Evet, özellikle Kadınlar Ligi'nde artık gerçekten ivme kazanıyor. Kadınlar Ligi'ne ilginin arttığını görüyoruz. Bu ilginin kulüpler düzeyinde de çok net arttığını gördük. Dün Futbol Federasyonu sitesinden de yayınladı. Yarın da fikstür çekimi var ve ligle ilgili ve kupayla ilgili de detaylar konuşulacak. Kadınlar Ligi'nin özellikle 2008'den günümüze kadar geçen süre içerisinde belli aralıklarda duran bir lig, ama ondan sonra devam eden ve yeni bir soluk Puma Kadınlar Ligi geçen yıl başlatıldı. Aslında ligin kalitesinden çok bu ligin varlığı adına geçen yıl yaz dönemi olmasına rağmen Futbol Federasyonu başlattı ve güzel bir sonlanma oldu. Onun arasına Doktor Ayten Berkal Kıbrıs Kupası konması lig adına çok anlamlı ve değerliydi. Bu sezon adına da Süper Kupa ile başlaması, geçen yılın şampiyonu Mausa Spor Akademisi, Kupa şampiyonu Çaynapazar Gençlik Gücü'nün Süper Kupa mücadelesinde kazanan Gençlik Gücü oldu ve kupayla bir başlangıç oldu ve artık bundan sonraki süreç ligin gelişmesi adına ve özellikle az önce belirttiğim gibi takım sayılarının artması bu lige verilen değer ve önemi gösteriyor. Burada da en çok sevinenlerin başında da, mutlu olanların başında da bu ligi organize eden Futbol Federasyonu ve Hüseyin Ekmekçi ile birlikte Simay Kanan hocamızın artan takım sayısıyla birlikte morallerinin düzeldiğini görüyorum. Çünkü Kadınlar Ligi'nin de artık bu ülkede varlığının hissedilmesi gerektiğinin altını çiziyorum. Geçen yıl 8 takımla oynanan lige bu yıl 4 takım daha dahil oldu. Girne'nin çok güzide takımı Doğan Türk Birliği bu lige dahil oldu. Kurtsan grubun, 1461 İskele Trabzon, Binatlı gibi takımların, Taşkın Köy'ün katılması 4 takım. Geçen yıl biliyorsun 8 takımlı ligde Miracle Değirmenlik vardı. Miracle Değirmenliğin Futbol Federasyonu tarafından lig düşürülmesi ve kendisine bir şans tanınmasına rağmen başka bir isim altında mücadele etme noktasındakini değerlendirmediler ve lige katılmadılar. Onların eksilmesi, katılan 4 takımla birlikte takım sayısı 11 oldu. Yarın teknik detaylarda hep konuşulacak. Sanırım büyük bir ihtimalle tek devrelilik, geçen yılki statü gibi. Daha sonra çeyrek final, yarı final ve final maçı ile lig tamamlanacak. Şampiyon belli olacak. Onun lig içerisinde de yine Kıbrıs Kupası, kaybettiğimiz Hunca'ca katledilen genç kızımız Dumupınar'ın futbolcusu adına düzenlenecek Kıbrıs Kupası da lig içerisinde devam edecek. Dolayısıyla beni aslında endişelendiren nokta şu sevgili Hasan. Biliyorsun liglerimiz devam ediyor. Süper Lig, birincilik, A2'ler, BTM Ligi, U16 Ligi, ki U16 Ligi bu hafta gruplar tamamlanıyor. Maç sayısı azalacak ama ikinci tur, çeyrek final maçları başlayacak. Kadınlar Ligi'nin de girmesiyle birlikte hakemlerin sayısının da yeterli olmadığını bildiğim için söylüyorum. Ki liglerde bunu görüyoruz. Özellikle bizim liglerde, üst ligde maçlar oynanacağında takımlar düzeyinde BTM'den gelen hakemlerle devam ediliyor. Sanırım bu ligde öyle devam edilecek. Çünkü sabaha konulacak büyük bir ihtimalle. Sabah maçları 11.30. Ondan sonra oradan çıkacak hakemler yukarıdaki liglerin de tamamlanması için mücadele edecek. O da artık Futbol Federasyonu'nun yapacağı atamalara bağlı. Onu da izleyip göreceğiz ama lig adına Puma Kadınlar Ligi'nin varlığı bu ülkede artık ses getirdi. Ses getirmeye devam ediyor. Bundan sonraki süreç 11 takımın katılmasıyla birlikte bir sahiplenme var. Bu sahiplenen kulüplerimiz, teknik kadroları, oyuncu grupları, bu maçları izlemeye gelecek taraflı tarafsız herkesin sahip çıkarak bu ligin çok daha güzel sonuçlanması. Elbette ki bir yarış içerisinde şampiyonluk olacak, sıralamalar olacak ama bu ligin özellikle varlığının devam etmesi adına maçların çok centilmence mücadele edilerek, tıpkı Süper Kupa'da olduğu gibi kazananın alkışlandığı bir sezon olmasını diliyorum. Tüm takımlara da başarılar diliyorum. Evet. 12 takım bekleniyordu. Değirmenlik olayından 11 kaldı. Evet. Peki Değirmenliğin oyuncular ne oldu biliyorsan?
Değirmeninin oyuncuları eğer transfer dönemi yarın tamamlanıyor. Bu süre içerisinde eğer başka takımlara gitmek isteyen varsa ve kulüp onay veriyorsa başka kulüplere gidebilir. Ama Değirmenlik gerçekten çok güzel bir altyapı kurduydu. Yani bu gelişen altyapıda da bu yıl oynamaları durumunda oynamış olsalardı çok daha gelişim içerisinde olacaklardı. Çünkü Değirmenlik gibi, Hamitköy gibi, Vadili gibi, Merdal Sancak, Yeşilova gibi takımlar altyapılarını kurarak devam eder. Diğer takımlara baktığımızda gençlik gücünün de belli bir altyapısı var. Mausa Spor Akademisi'nin altyapısı var ama özellikle daha çok yarışmacı grup olarak görülüyor. Diğer takımlar tamamen altyapılarını kurarak. Miracle Demirhan girebilirlerdi. Yani biz de öyle tahmin ediyorduk. Yani Miracle Değirmenlik gibi girilecek. Girilmedi. Aynı şekilde 16'ya da devam edilmedi. Ve bana göre hem altyapılar için kadın erkek yazık oldu. O 16'ya devam edilmemesini ben doğru buluyorum. Çünkü zaten yarısı olduydu. Devre arası olduydu. Yani hemen hemen ligden atıldıklarında. Sonrasında başka bir isimle devam edemezdin. Kolay değildi. Yani kolay değil ama burada gelişimi açısından da son verdiği izin verdi ama. Tüm oyunculara izin verdi transferde gitmeleri için kiralık olarak. Ben onu doğru buluyorum da burayı doğru bulmuyorum. Yani bunu Miracle Demirhan olarak aynı kadro girebilirdi. Miracle Değirmenlik giremez. Miracle Demirhan ve Miracle Karşıyaka. Mesela o şekilde girebilir. Veya farklı bir takımda kurarak. Evet. Mesela bu sezon katılan bir Taşkınköy var. Ya da handboldan Miracle Esentepe olarak oynuyor. Evet. Burada da Miracle Esentepe olabilirdi. Girebilirdi yani. Alternatifler vardı. Girmedi. Girseydi çok daha güzel olurdu. 12 takımlı lig. Yani burada takım sayılarının artması ligin kalitesinden çok ligin varlığının artık geliştiğini ve bu lige sahip çıkıldığını gösteriyor kulüpler düzeyinde baktığında. O açıdan önemli olduğunun altını çizmek istiyorum. Benim takım, benim köy de kurmuş. Taşkınköy hangi sanırım gençlik gücü ağırlıklı yapıyla birlikte onlarda da mevcut oyuncularla güzel bir takım oluşturdular. İzleyip göreceğiz. Yani gençlik gücünden fazla kalan oyuncular mı? Büyük ihtimalle altyapı olarak orayı tercih etti. Pilot takım gibi. Hı-hı. Ve orada da Taşkınköy'de var olan kızlarımızın da birlikteliğiyle güzel bir takım yarattılar. Kendilerini kutluyorum. Çok güzel. O bölgede potansiyel de var yani. Evet. Ve yeşil beyaz Taşkınköy'de hep de Taşkınköy'le gençlik gücünün aslında birleşmesi gündeme geliyor. Yani o Lefkoşa'da surlar içinden Gigen'in çıkıp da artık daha çağdaş bir alana gelmesi çok konusunda hep konuşuluyor bu Taşkınköy'le birleşmesi ama pek gündemde sıcak kalamıyor. Yani birleşme konusunda hep çalışmalar yapılır. Sadece diğer kulüplerde de var bu. Ama son noktaya geldiğinde özellikle kulübün eski ağır topları, ileri gelenleri birleşme noktasında sıcak bakmıyorlar. Halbuki ülkemizin buna ihtiyacı olduğunu zaten hep vurguluyoruz. Yani takım sayısının azlığı, tesislerimizin özellikle antrenman sahalarının ayrılması, maç sahalarının ayrılması, kalitenin artması, izlenirlik olanının çoğalmasını getiriyor. Biz göreceksiniz zaten önümüzdeki ayda büyük ihtimalle BTM 2 başlayacak. Çok yoğun bir hazırlık var. BTM 2'ye girecek olan yeni takımlar da var. Yani evet takımlarımız artsın, köylerde en büyük eğlence, en büyük sosyal faaliyet, sportif faaliyet futboldur. Çünkü köylerde çok fazla diğer spor branşlarının yoğun olduğunu görmüyorum. Hatta olmadığını da biliyorum. Dolayısıyla futbolun, sporun köylerde olması son derece önemli ve ilgi çok yüksektir köylerde. Ama genel ada geneline yayıldığında ve çok takım sayısının olması, özellikle bazı köylerde hiçbir kendi oyuncusunun olmaması, tamamen taşıma suyla döndürmeye çalışması, ileride yapılan bu yatırımın doğru yatırım olmadığını zaten görüyoruz. Ve bu kulüplerinde çok fazla yaşama şansı kalmıyor. O yüzden ben de her zaman birleşmeden yanayım. Olası bu tür birleşmeler de güzel olacağını düşünüyorum. 2-3 yıl önce ben hatırlıyorum. Türk Ocağı Doğan Türk Birliği kadınları Girne'de galiba kadınlar günündeydi bir maç yapmıştı. Doğan'ın bir kadın takımı vardı yani. Niye lige girmemişti daha önce? Yani hazırlık dönemi geçirdiler. Bir planlama yaptılar doğal olarak. Planlamanın sonunda da bu yılı tercih ettiler. Ben bu yıl Türk Ocağı'nı da bekliyordum. Çünkü evet, her yıl kendi aralarında çok güzel maçlar yapılıyor. Onu söylüyorum. Son kaybettiğimiz Deniz kardeşimiz, buradan saygı ve rahmetle anıyorum. Onun anısına da birlikte oluyor Doğan Ocak rekabeti. Sadece erkekler düzeyinde değil, kadınlar düzeyinde evet, de. Evet, o maçı hatırlıyorum. Çok güzel ortamda gerçekleşiyor. Kadınlar Ligi'nde güzel kadınlar gününde
köyünde güzel organizasyonlar yapıyor. Ben Türk Ocağı'nı da bekliyordum. Çünkü Girne bölgesinin özellikle Kadınlar Ligi'nde. Belki de birleştiler. O da olabilir. Girne'den de bir takım oldu. Daha önce Merve Alsancak Yeşilova vardı. Şimdi Güzel Yurt'tan bir takım geldi. Binatlı geldi. Umarım bu sayı artar. Sayı arttık sonra Kadınlar Ligi'ne ilgi... Güzel Yurt ve İskele girdi şimdi. Evet, İskele'de de 1461 İskele Trabzon ki Zafer Kuş son 3 yıldır bunun yapısını hazırladı. Yaptığı hazırlık maçları ile çocukları geliştirdi. Antrenmanlarla geliştirdi ve lige katıldı. Çok güzel yani, gerçekten bir önceki çok yıl güzel. Yine Vadili aynı şekilde yaptı. Değirmenlik aynı şekilde yapmıştı. Hamitköy onlar da gelişti ki Süper Kupa'da gördüm. Küçük Kaymaklı olsun, Hamitköy olsun takım halinde geldiler, maçları izlediler. Yani Kadınlar Ligi'ne sahip çıkıyorlar. Sadece lig maçlarını oynayarak devam etmiyorlar. Oynayan arkadaşlarına da kardeşlerine de gelip destek oluyorlar. Çünkü bu lige herkesin sahip çıkması gerekir. Her kesimin sahip çıkması gerekir. Her kesim sahip çıkarak bu ligi geliştirme anlamında, kaliteyi yavaş yavaş bulma anlamında çok önemli olduğunun altını çizmek istiyorum. Yakından takip ettiğin için soruyorum Ahmet. Binatlı'da mı bunun altyapısını kurdu? O da mı hazırlık yapardı yoksa? Geçen yıl da aslında Binatlı girip girmeme noktasında tartışılıyordu. Hatta Yalova'da. Yalova'da çalışmalar yapıldığını da biliyorum. 3 yıldır devam ediyor Yalova. Erçin Başkan'la o dönem konuştuğumda girmeye çalışıyoruz dedi ama o dönemde işte Yalova'nın ligdeki konumu çıkma noktasıydı. Çok hazırlık yapamadıklarını söylediler. Yeni dönemde gireceğiz dediler. Erçin Başkan gittikten sonra şimdi yeni başkan, Can Başkan geldi. Ama 3 yıllık bir çalışmadan sonra ben Yalova'yı da bekliyordum. Yalova gelmedi. Sanırım Yalova, Baf, Ülkiyurdu, Binatlı karışımı birleşti. Onu da tabii takım kadroları belli olunca göreceğiz. İlerleyen dönemde de işte Güzel Yurt olsun, Maus olsun, Nefkoşa'dan takımların girerek takım sayılarının artması, maç fazlalığı Kadınlar Ligi'nin gelişimine en önemli etkenlerden biri olacak. Hamitköy yok ama. Hamitköy var. Var. Var, Hamitköy var. Hamitköy özellikle sadece oyuncularıyla değil, yöneticileriyle birlikte de hem A takımları düzeyinde takımlarına destek oluyorlar takım, evet, halinde var. Hem de diğer organizasyonlara Kaymaklı, da katılıyorlar. Kaymaklı iyi kenetlenmiş durumda. Evet. Süper Kupa maçına da takım halinde takım geldiler. Takım halinde geldiler. Önder Hoca'nın önderliğinde. Onlar da geçen yıl özellikle Mausa Spor Akademisi, Çayna Pazar Gençlik Gücü ve Küçük Kaymaklı atbaşı bir yarış vardı. Günün sonunda Mausa şampiyonluğu aldı. Kupayı Çayna Pazar Gençlik Gücü aldı ama kupa finalinde de Küçük Kaymaklı kaybetti. Yani finale kadar gelen bir Küçük Kaymaklı. Peki Ahmet, belki taraflı olur biraz, belki tarafsız olur bilemem ama ben sormak istiyorum tanımak ve bilmek için. Bu 11 takım, tabii ki bilmediğiniz takımlar da var ama genel anlamda tahmin edebiliyorsunuz. Kaç takım şampiyonluk yarışının içinde olur? Yani ben özellikle 3 takım bango yarışının içerisinde olacağını düşünüyorum. Final oynayan bu 2 takım ve Kaymaklı mı? Kaymaklı. Doğan Türkbil'in iyi bir takım kurduğunu düşünüyorum. Yaptığı maçlarda takip ettiğim kadarıyla. Özellikle Yonpaş Doğupınar'ın son yıllardaki Kadınlar Ligi kurulduğu günden beri hemen hemen vardır. Ciddi bir ivme kazandı. O da yapıları kurarak 4-5 yıllık bir süreç geçirdi o genç çocuklar. Şu anda o genç kızların bana göre bu yarışın içerisinde olacağını, Yeşilova'nın aynı şekilde geliştiğini düşünüyorum. Vadili ve Hamitköy'ünde geçen yılki zayıf kadrosunun gelişerek bu yıl özellikle lig maçları içerisinde çok daha kaliteli maçlar olacağını düşünüyorum. Binatlı'yı bilmiyorum, izlemedim. Yani Kaymaklı zirveyi zorlar. Tabii Kaymaklı, Mausa Spor Akademisi, Gençlik Gücü, Doğan Türk Birliği dediğim gibi yani az ve öz kadro kurdu aslında Doğan Türk Birliği. O yüzden bu yarışın içerisinde olacağını şimdi düşünüyorum. Ligin nasıl olacağı belirlenmedi mi? Yarın belli olacak ama büyük ihtimalle tek devreli lig noktasında gidecek. Ve bu tek devreli lig sonunda biliyorsun çeyrek final, yarı final ve final olacak. Geçen yıl takım sayısı 8 olduğu için direkt yarı final ve final oynanmıştı. Bu yıl takımlar fazla olunca çeyrek final, yarı final ve final olacak. Burada en önemli nokta, geçen yılda vurgulamıştım. Özellikle tek devreli lig olacaksa lig statüsü, çeyrek final ve yarı final maçlarının çift maç tarafsız sahada olması gerektiğini düşünüyorum. Yani Mayıs sonuna bu da mı biter?
Haziran'a sarkar büyük ihtimalle. Yani Haziran'ın 15'ine doğru final oynanır diye düşünüyorum. Zaten Futbol Federasyonu'nun planlaması içerisinde biliyorsun her Haziran sonunda Mali Genel Kurulu vardır. O güne kadar tüm ligleri tamamlama düşüncesi var. Çünkü pandemi sonrasında bunu yapamamıştı. Geçtiğimiz yılda özellikle geç başlatılan liglerden dolayı da yine yapamamıştı. Bu yıl planladığı gibi Haziran sonuna kadar tüm organizasyonlarını tamamlamayı düşünüyor. Tabii bunun arasına U14 ligi girecek. Ne zaman girecek? BTM ligi ne zaman girecek? Yani o da bir tartışma konusu. Büyük bir ihtimalle Aspuzu liginde işte gruplar tamamlandığı için ondan sonraki son 16'dan sonra sanırım 14 devreye girer. Girmesi de gerekir. Çünkü biliyorsun Haziran Mayıs ayı içerisinde de ortaokul ve liselerde sınav haftası var. Doğal olarak da 2 haftalık bir ara olmak zorunda. İşte o planlamayı yaparken devre arasına denk getirirlerse lig de aksamadan devam eder ve sonuçlanır diye düşünüyorum. Evet. Bekleyip görelim. Tekrardan Simay Hoca'yı ve Hüseyin Ekmekçi'yi özellikle kutluyorum. Yalova'da Serkan Önet dönemi hocam. Son haftalarda kötü gidiş vardı Yalova'da birincilikte. Ercan Atasay'la oturup karşılıklı yollar ayrıldı. Ercan'ın da emeği büyüktü. Yalova'nın bu kadrosunun kurulmasında, takımı buralara gelmesinde. Ben şok ayrılık olarak gördüm. Aslında ilk Derviş Kolcu'nun adı geçti Yalova'da ama bir baktık Serkan Hoca ile anlaşmışlar. Serkan Hoca da antrenörlük hayatında ilk kez birincilikte çalışmış olacak. Çünkü antrenörlüğe başladıktan sonra direkt hep Süper Lig'de görev evet. aldı. Kalan 10 haftalık süreçte Yalova'nın başında ve hedef Süper Lig'e çıkma. Evet, bir mesaj geldi. Ondan sonra Serkan Hoca'yı değerlendirelim. Sayın Ekmekçi yazdı. Pilot takımdır, evet dedi Taşkınköy'deki. Pilot takımdır. Değirmenlik'te de futbolcu sayıları azaldığını belirtti ve transfer yapılmadı. Gidenler olduğundan dolayı. Dolayısıyla da lige katılmadı. Gençlik gücünün pilot takımı mı? Evet. Pilot takımı. Çok iyi. Helal olsun. Yani en azından gençlik gücünün az takımında çok fazla şans bulmayacak olan gençlerimizin orada şans bularak hem maç sayısını oynayarak gelişmesi. Ben orada Masar abiyle Mine'deyi kutluyorum. Gerçekten 2-3 defa gittim altyapıları izleyeyim. İçinde minik minik kızlar evet. futbol oynuyor erkeklerle. Oradan o aşkı aşılıyorlar. Tabii burada Umut Öksüz'ü unutmamak tabii, gerekir. Tabii. Osman Karamanlı başkanı isim açılır, unutmamak gerekir. İsim açılır. Çünkü onlar da perde gerisinde çok yoğun uğraş veriyorlar. Osman Karaman'ın önde yönetiminde yönetim kurulu da gerek bu maçlara gerek diğer maçlara da erkeklerden daha başarılıdırlar kadınlarda evet. GG yönetimi. Evet ve onlar da çok yoğun uğraş veriyor. Zaten Kadınlar Ligi'nde görev yapan tüm yöneticilerimiz, hocalarımız çok büyük özveri içerisindedirler. Bu ligin gelişmesi adına çok büyük katkı koyuyorlar. Tabii bu katkıyı koyarken Futbol Federasyonu'nun da sunduğu imkanları en iyi şekilde değerlendirebilmek için onlar da çalışıyor. Bu birliktelik çok güzel gidiyor. Futbol Federasyonu, takımlar, oyuncular, teknik kadro. Umarım bu güzel giden ortam ligin sonunda da güzel bir şekilde sonlanır. Çünkü çok anlamlı bir isim adı altında oynanacak olan bir kupa vardır. Çok önemli bir noktadır. O yüzden üzerimize düşen sorumluluğu da bilerek mücadelemizi ona göre göstereceğiz. Saha içerisinde kazanan olacak, kaybeden olacak, berabere kalacağız. Günün sonunda kazananları alkışlayacağız ve bu ligin ne kadar geliştiğini ve bundan sonraki süreçte neler yapabileceğimizi yapacağımız analizlerle hep birlikte ortaya koyacağız. Keşke bu Taşkınköy'ün önüne de Jumbo Pazar koysaydı Masar abi. Buradan da bir çağrı olsun. Ona yani bunda yanlış yok. Ama gene de kutlanan Çilem Esenyel, Binatlı'da teknik kadın sorumlusu, takımın sorumlusu. Evet, çok değerli bir isim. Kesinlikle. Beden eğitimi öğretmeni. Sadece futbolda değil, atletizmde de yetiştirdiği çok önemli yetenekler, yıldızlar var. Bundan önce de yetiştirdiği, şu anda da yetiştirmek olduğu çok değerli atletlerimiz var ve bu atletlerimizin ülkemizde değil Türkiye'de ve yurt dışında yaptığı başarılar var. Emekçi bir kadın, kendisine teşekkür ediyorum bu lige katıldıkları için. Bu lige kendisinin ve ekibinin katkı koyacak olması son derece önemli. Kontra ataklara dikkat edin. Çilem Hoca'nın takımında büyük ihtimal atletler olacak. Evet. Motorik özellikleri güçlü olan sporcular olacağını düşünüyorum ben de. Hayırlı olsun. Başarılar diliyorum. Onların zaten
bilgi deneyimine de bizim ihtiyacımız vardır. Çünkü yıllardır bu işin içerisinde sporumuza hizmet ediyor, sporumuza yön veriyor, sporumuzda yetenekleri keşfederek ön plana çıkarıyor. Çok değerli bir isim. Kadın hakemlerimiz artıyor mu Ahmet? Evet. Kalalım Kaya orada. İki tane 16 yaşında genç kızımız geçen gün kadınlar finalinde de görev yaptı. Sonra hafta sonu da Binatlı maçıydı. Binatlı Yeni Erenköy maçında galiba bir tanesi görev. İsmail Ercan'la yanındaki Şengül'dü yanılmıyorsam birlikteydiler yine. Evet. Binatlı Girnalköy maçında. Alttan gelen kadın hakemlerimiz de çok önemli. Biliyorsunuz Sabri Atikoğlu çok çıkış yapmış. Geri döndü. Geri döndü. Yani bir kısa dönem bir hamilelik sonrasında. Geçen gün maç yayınlarında gördüm. Yani ondan sonraki dönemde bu tür hakemlere ihtiyacımız var. Nurlan Kutlugün var. Deneyimli, tecrübeli hakemler. Ama bu kadın futbolunun takım sayısının artması bence kadın hakemini de cezbedip artıracak. Tabii ki hem kadın hakemini hem de antrenör, kadın antrenörlerin de devreye gireceği bir sezon. Federasyonla bir görüşme yapmamız lazım bu konuda. Sanırım onların da öyle bir planı var Sayın Sertoğlu'nun. Bir görüşme ayarlayıp görüşelim bugünlerde. Bu kadın futboluna bir antrenör semineri, yani yeni katılımlar eklememiz lazım ama öyle C lisans falan değil yani. Evet. Direkt kadınları cezbedici bir seminer. Aynen. Mesela bizim akademide bu tür o işi yapabilecek ve isteyen isimler vardır. Onların önünü açma adına onlara bir öncülük yapmak. Hüseyin Emekçi bu konuda Simay Kanal'la bence fikirlerimiz uyabilir diye düşünüyorum ve bunu hemen kısa sürede bir toplantı gerçekleştirelim. Çünkü lig 25'inde başlayacak ve göreceksiniz ki çok ilgi gösterilecek bir lig olacak. Zaten dev bir marka var Puma. Biz de o sorumlulukla bu ligde mücadele etmek durumundayız yani. O sorumluluğu ortaya koymamız gerekir. Hatırlayacaksın, dün de belirtmiştim. 10 üzerinde kadın hakem varmış. Yaşları çok genç. Evet. Çok iyi. Bu genç hakemlerimize bizler saha içerisinde oyuncular, saha kenarında antrenörlerimiz yardımcı olacak. Genellikle zaten susuyoruz Mehmet, konuşamıyoruz bunlar olduğunda. Yani. Şimdi A takımlar düzeyinde, erkekler düzeyinde değil ama kadınlar düzeyinde baktığımızda sevgili Hasan, buna ihtiyacımız var. Çünkü bu genç hakemlerimiz, kadın hakemlerimiz gelişiyorlar, kendilerini geliştirdik sonra deneyim kazanacaklar. Oyuncularımız da, özellikle altyapı kuran takımlarımız da oyuncuları gelişiyor. İşte herkesin gelişeceği ortamda, herkesin bir şeyler öğreneceği ortamda birbirimize destek olursak, birbirimize yardımcı olursak oyuncunun gelişimi de doğru olur. Hakemin gelişimi ve hakemin oyun içerisinde yapacağı hatalar asgariye düşerek o da kendini geliştirmeye özen gösterir. Ama hakem odaklı sonuçlara bağlarsak ve dönersek sonuçlar üzerinden hakeme tüm olayı yıkarsak bu son derece yanlıştır. İsmail Ercan'a da direkt Fırat Aydınus'a benzetiyorum. Fizik, tip, saç modeli, her şey. Evet. Yani son haftalarda yoğun bir maç programı var İsmail Ercan'ın. Çok yukarıda görmesek de altta. Birazcık geleceğin en iyi hakemlerinde olacak. Birazcık yorgunluk belirtisi olduğunu gördüm Binatlı Girnalköy maçında. Yani konsantrasyon kaybı olmadığı sürede çok cesurdur. Yani en önemlisi Yalova Girnalköy maçında. Evet, Yalova Girnalköy maçında. İsmail Ercan da zaten orada. Bu dik duruşu ve kararı, doğru veya yanlışını tartışmam. Doğru da verebilir, yanlış da verebilir, hata da yapıyor. Ama o inandırıcı şeyi, içinden geldiği gibi kararı seni özellikle çok... Zaten hakem dediğin bu değil mi yani? Net bizim olacak. Bizim beklentimiz odur yani. Hata yapabilirsin ama net olacak. Dik duruş sergileyeceksin. Ezilmeyeceksin, ezdirmeyeceksin. Özellikle belli maçlarda görüyorum, bu hafta sonu da yaşadık. Bir kart gösterilecek, olayların içinde hakemler dolaşıyor, eziliyor, araya girmeye çalışıyor. Ya tamam, elbette ki kimse o saha içerisinde kavga etmesini istemiyor. Araya girilir de her kavganın arasına girilmez. Dolayısıyla orada izlersiniz, gerekeni de yaparsınız. Peki, Serkan Hoca'yı değerlendirdiydik. Değerlendirmedik. Hayırlı olsun Serkan Hoca, senin de belirttiğin gibi birincilikte görev yapacak. Yalova gibi önemli bir takımda görev yapacak. Yalova zaten hedefin içerisinde olan bir takım ama Ercan Hoca'nın özellikle göreve geldiği günden beri ekibiyle birlikte çok iyi işler yaptığını söyleyebilirim. Güzel de bir takım yaratıldı. Devre arasında yapılan hamlelerle birlikte takım kadrosunu genişlettiler. Ama ben şunu gördüm
bu ligde olduğumuz için de söylüyorum. Yani Yalova direkt ben şampiyon olayım, küme çıkayım veya playoff hedefi noktasında özellikle başkan ve yönetimsel tarafından gelmedi. Yani biz çıkalım, mücadele edelim. Eğer olursa da süperlik olsun. Ahmet, sezon başından beri iyi transferler yaptılar. Transferler yaptılar ödeyerek. Açıklamalar olarak biz şampiyon olacak, biz işte hedefimiz ilk ikidir, direkt çıkmayı düşünüyoruz açıklamalarında bulunmadılar. Ama kadro yapısına baktığımızda sezon öncesi transferler, mevcut kadro, devre arası transferlerle birlikte çok iyi bir kadro var. Zaten Yalova özellikle stadı konumu itibariyle çok baskı altına alabileceği... Ama kaçtılar oradan. Zeminin kötü olmasından dolayı, çünkü kaliteli oyuncular olduğu için iyi zeminde... Boyacı olaya çok iyi bakıyordu halbuki bir zaman. Yani en son gittiğimde de güzeldi zemin. Son dönemde ben iki hafta önce gittim. Esentepe maçını izledim. Badades tarlası. Evet, yani bakılmadı demek ki. Halbuki bir ayda futbol oynanmadı. Aynen. Yani o arayı iyi değerlendirilebilirdi. Güzel yurta aldılar. Güzel zemini aldılar. Ama kaybettiler. Tabii bu zemin yani saha değişimiyle alakalı değildir bana göre mağlubiyet. Onun nedenleri vardır. Yeni gelen hoca da, Serkan hoca da onun analizlerini mutlaka yapmıştır. Hafta içerisinde çalışacak, antrenmanlarını yapacak ve takımın başında görev alacak. O da hayırlı olsun. Arka arkaya iki zor maçla geldi. Bafülkürdü ile başlıyorlar. Çarşamba günü de Düzkaya'ya geliyorlar. Yani derbi maçı, hemen ardından 3 gün sonra da Düzkaya. Yani özellikle hem zirvede ilk iki için hem playoff için çok önemli iki tane kritik maça çıkacak. Aynen. Yani diğer takımlar da aynı şekilde çok önemli maçlara çıkacak. Zaten lige baktığımızda çok kısa şunu söyleyeyim ve geçelim sevgili Hasan. Öyle bir noktaya geldi ki düştü denilen Erenköy şimdi üzerindekilerini yakalamaya çalışıyor. Dört yol ve İncirli en azından playout şansı alayım diyor. Yani onun dışında yapacak bir şeyi yok. Bu ne oldu? Önemli bir hedef oldu. Çok diğer konuşmayalım tarafa, hocam Erenköy'de bu hafta ben oynarım. Goflama şimdi kendileri. Yok. Onun dışında da onun üzerindekiler ve diğerlerinin de bugün gördü Mor Menekşe gitti, Maraş'ta kazandı. Playoff şansı. Hocam var. Düştü denilen, herkesin düştü diye baktığı Erenköy önce iskeleyi taktı, evet. Sonra gitti Binatlı'yı yendi, evet. Ve centilmence mücadele ediyorlar. Çok. Burada takdir etmek lazım. Kesinlikle. Yani işte bizim beklentimiz odur. Süper Lig'de hedeften düştüm. Hedef yok, kupa yok. Lig'de rahat konumdayım. Çıkacaksın, yeneceğimi gibi oynayacaksın. Lige tesir etmeyeceksin. Aldığın sonuçları yenersen de yeneceksin. Aynen. Yenilebilirdi yeneceğimi. Ama oynadığı oyun, ortaya koyduğu mücadeleyi takdir edersin, alkışlarsın. Biz bunu bekliyoruz zaten. Peki. Kısa bir de Beteme'yi değerlendirelim. Kupaya geleceğim en son. Çünkü Doğu grubu ve Batı grubu baktığımızda Çanakkale, Dems Construction Çanakkale güzel bir fark yarattı. Evet. Foto finişe koşarak gidiyor. Kaybetmiyor. Kaybetmeme alışkanlığı var. Kazanma alışkanlığı var. Rakipleri birbirini yeniyor. Puan farkı daha da açılıyor. Diğer grupta da Ozanköy bileti cebine koyma noktasına geldi. Evet. Geçen hafta sahasında Bağcılı mağlup etmesi. Bu hafta Denizli deplasmanında beraberlik çıkarması. En yakın rakibi Demirhan'ın Bostancı Bağcılı deplasmanında kaybetmesi. 4 puan farka çıktı. Son maç sanırım Ozanköy Demirhan maçı var. O güne kalır mı? Ama 4 puan da fark var en yakın rakiplerine şu anda. Ve izlediğim Ozanköy şu anki kadrosu birincilikte birçok takımdan iyi. Evet. İyi futbol oynuyor. Ben Çanakkale ve Ozanköy'ün bu işi bitirme noktasında olduğunu düşünüyorum hocam. Tabii özellikle şu an çıkan tabloda katılıyorum düşüncelerine. Ama öylesine bir lig yaşanır ki son maçlarda kayıplar yaşadığınızda, arka arkaya kayıplar, ki bunu geçmiş dönemlerde de gördük. Karaoğlu'nun olduğu dönemde de gördük, Laptan'ın olduğu dönemde de gördük, Betemeler'de. Çıktı denilen takımlar ardı ardına iki mağlubiyet, bir beraberlikle bir anda o şampiyonluğu kaybediyor. Ha şu anki tabloya baktığımızda Çanakkale, Dems Construction Çanakkale fark yaratıyor. Fark yaratırken rakiplerinin de özellikle birbirlerini mağlup etmesiyle birlikte onun avantajına oluyor.
Altta özellikle ikinci olabilme adına Vadili'nin Türkmenköy'ün Mehmetçiğin ikinci yarıdaki transferleriyle kazanması ciddi anlamda ikinciliği zorluyor. Diğer taraftan hep ikinci sırada götüren Kaplıca Karadeniz 61'in özellikle son haftalardaki kayıplarıyla birlikte yine yarışın içerisinde ama teknik adam değişikliği oldu. Adem Hoca ayrıldı. Yeni hoca belirlenecek. İşte bunlar ikinci olabilmek için birbirlerini kırdıkları için Çanakkale'de kaybetmeme ve kaybetmeme alışkanlığı sürekli kazanarak namağlup devam etmesi bu ligde bir iki hafta daha böyle devam ederse ligden çıkan ilk takım olacak. Zaten Mausa'nın Çanakkale'si olması gereken yerdi. Yapılan hatalar vardı. Yapılan hatalar iyi değerlendirdi. Geri dönme adına da ciddi bir mücadele var. Talat Hoca ve öğrencilerinin yoğun bir uğraşı var. Orada özellikle böyle devam etmesi durumunda dediğim gibi ikincilik ve playoff oynama şansı yakalayacak takımlar var. Alttaki takımlar özellikle German Gold, Akova, Kurtsan Grup, 1461 İskele Trabzon'un son haftalardaki kötü performansları Görnec'in lige katılmadığı için direkt düşmesi playout'a kalmam adına bir mücadele var. Orada da o mücadeleyi gösteriyorlar. Ama esas rekabet, mücadele Beyaz Grup'ta. Az önce sen de özetledin. Ozanköy iyi bir avantaj elde etti. Onun dışında Ozanköy'ün oynayacağı maçların dışında rakiplerinin de kendi aralarında maçları var. Bostancı Bağcıl özellikle Ozanköy deplasmanında kaybetmeseydi, kazanmadı ama kaybetmeseydi, berabere kalsaydı önemli bir avantaj elde edecekti. Çünkü bu hafta kazanmasıyla önemli bir avantaj elde etti. Miracle Demirhan'ın özellikle bu tür maçları kazanamaması kendisi adına handikap. Çünkü biliyorsun lig tamamlandıktan sonra ikili avarajlar da devreye girecek. Ve zirvedekilerle yaptığınız maçlarda ikili avarajları kaybettiğinizde puan eşitliğinde şansınız kalmaz. Altta özellikle küme düşme yarışı içerisinde Tatlus artık bana göre bu ligde misafir gibi görülüyor. Onun dışında da Mevlevi ve üzerindekilerin ciddi anlamda playout'ta Mevlevi Tatlus'u çekişiyor düşmeme adına. Düşmeme adına ama Tatlus'un performansına baktığımda kazanamıyor. Dolayısıyla tabii futbolda her an her şey olabilir. Mevlevi de kazanamıyor. Eğer Mevlevi bu kötü performansı devam eder, maç kazanamazsa Tatlısu kazanır, yakalanır. O da kazanamıyor. İşte bu hafta yani, kendisi aslında Düzova'ya kaybetti ki çok ümitliydiler. Evet, yani o önemli. O yüzden orada da işte playout'ta kim mücadele edecek? Savaşı var ama gerçekten üst taraf izlenilmeye değer. Çok kaliteli gidiyor. Bekleyip görelim. Yine bu konuyu ilerleyen günlerde açarız. Dikkatimi çeken Mausa Türk Gücü genç takımı gençlik gücüne takıldı. MTG genç takımında da mı düşüş var? Yoksa bu melekler olayı onları da mı etkiledi? Mutlaka etkilemiştir. Çünkü onlar abilerinden daha yakındı. Daha yakın arkadaşlardı ve içlerinde aileleri olanlar da vardır. Yani o yüzden mutlaka etkilemiştir. Çünkü gençlik gücü kötü gidiyordu son dönemde gençlerde. MTG'yi takması Dumlu Pağ'ın liderliğini getirdi. Şimdi özellikle A2 liglerini de takip ettiğim için söylüyorum. Zirve oynayan güçlü takımlara karşı alttaki takımlar iyi direniyor. Direniyor. Eğer gol yemezse ya berabere bitiriyor ya da çok fazla fark yemeden kapatıyor. Ama oyunun başında fark yediğinde 2-3 golü kalesinde gördüğünde bir anda skor açılıyor. İşte bu direnmenin getirdiği bir beraberliktir diye düşünüyorum. Ama genellikle Dumlu Pınar MTG gençleri fark ata ata gidiyor. Evet, Doğan da yeni camide. Ama son zamanlarda takip ettiğim Cihangir gençleri direniyor. Evet. Ocak 4'te 4 yaptı son bölümde. Yani Yeni Cami, Doğan dediğin gibi Ocak, Cihangir, Küçük Kaymaklı, yani yukarıda baktığımızda Süper Lig'de gerçekten artık takım sayıları çoğalıyor. Güçlü takımların, başarılı takımların. Çünkü takımların denk güç olması oyuncuların gelişimine ciddi katkı koyuyor. Denk güç olmaması noktasında oyuncular özellikle güçlü takımlarda konsantrasyon kaybı yaşanıyor oyun içerisinde ve kendini vermiyor. Nasıl olsa kazanırım, fark yaratırık noktasında çok gelişimine katkı sağlamıyor bu maçlar. Atakıma alınan oyuncular da olmuş olabilir mi? Var zaten, atakıma alınan oyuncular var. Son haftalarda da son 5-10 dakika olsun Ali Hoca görev veriyor. Genç takımda da oynatmıyor büyük ihtimal. Evet, yani dolayısıyla da onun da bir faktör olduğunu düşünüyorum. Şimdi yarış ne oldu? Mausa'nın iki takımı Doğu Pınar'la birlikte, Doğu Pınar maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Mausa Türk Gücü rekabeti devam ediyor. Onların kendi aralarında maçlar olacak. Hafta sonu U16 liginde
bir araya geldiler, berabere kaldı. Çok güzel maç oldu kendi aralarında. Orada da bir rekabet var. Doğu Pınar, Mausa Türk Gücü ve Yeni Boğaziçi gruptan çıkma mücadelesi ki bu hafta gruplar şekillenecek. Birçok takım son 16'ya kaldı. İzleyip göreceğiz. Keyifli gidiyor. Genç takımlar da keyifli gidiyor. Yeni Boğaziçi gençlerini kutlamak lazım A2'de. Evet, oraya gelecektim. Yeni Boğaziçi A takımı ile birlikte aslında bu yıl çok net söyleyeceğim bunu. Mehmet Başkan'a camia çok destek vermediydi sezon başında. Gerek A takım kadrosunu oluştururken gerek genç takımda oluşturulan kadro yapısı itibariyle buralara geleceğini kimse tahmin etmiyordu. Ve son sosyal medyadan yaptığı paylaşımda da kendisine ben teşekkür ettim. Çünkü bunu hak ediyor. Yeni Boğaziçi çok güçlü bir camiadır. Yani özellikle Londra'dan da çok büyük desteği var. Dolayısıyla birlik olmaları gerekir. Bu noktada birliktelik noktası derken yönetimsel çok önemlidir. Bir başka ön plana çıkan Yeni Boğaziçi'nde sezon başı altyapı komitesinin kurulması, eski futbolcular, başkanlar, yöneticilerin o komiteye girmesi ciddi anlamda bu başarılarda ön planda oldu. Şu an düşük bütçeyle tüm alanda başarılı evet. Ahmet. Ve 16 liginde de az önce söylediğim gruptan çıkma mücadelesi veriyor. İşte o birlikteliğin yarattığı güçtür bu. Sizin ekip olarak çalışmanız sporcuya yansıyor. Sizin sporcuya verdiğiniz destek, güven sporcunun motivasyonunu artırıyor. İşte o destek güvenle birlikte Yeni Boğaziçi çok güzel bir ivme yakaladı. Umarım devam eder. Birinci lige baktığımızda Pera Larnaka Gençler Birliği de geçen yıl olduğu gibi bu yıl üstüne o koyarak. O da geçen haftalarda sürpriz bir mağlubiyet aldı. Yalova içeride. Evet. Yalova'ya 3-0 hem de. Kaybetmişti. 1-0 yalnız. 1-0 mu? 1-0. Yani kaybetmişti. Dolayısıyla da sıkıntılı bu hafta 3-0 kazandılar. Ama onlar da yapı kurarak geliyor. Onlar da U16'da şu anda lider konumunda. Yani ben lider veya şampiyonluğa bakmıyorum. Alttan gelen oyuncuların yapısına bakıyorum. Fiziksel kalitesine aynen. bakıyorum. Anlayışına, mentalitesine bakıyorum. Çünkü bunlar A2'yi oluşturacak, A2 A takımı oluşturacak. Aynen. Artık bu bütçelere baktığımızda büyük bütçelerde bazı kulüpler özellikle sponsor olmayan kulüpler ayakta kalamaz. Dolayısıyla az önce verdiğin örnekte de Yeni Boğaziçi sponsorsuz. Kutlamak kendi lazım. Yağıyla kendi ciğerini kavruyor ve çok güzel bir sinerji yakaladılar. Kutlamak gerekir. Ama Halil Hoca'yı kutlamak sadece gerekir. Sadece sahada değil dışarıda da izliyoruz. Başkan eşiyle makarna yapıyor, evine çağırıyor. Evet. O bir yönetici pizza yapıyor, evine çağırıyor. Bir bayan yönetici kek yapıyor, kulübe getiriyor. Kek partisi yapıyorlar. Evet. Bunlar imece usulü bir birlikteliği, başarıyı getiren özellikle önemli etkenler. Özellikle köyde beklenen, istenilen görüntülerdir bunlar ve sadece onunla kalmayıp sahalarına da baktığımızda sahayı zaten konuşmaya gerek ama oradaki adamı kutlamak lazım orada. Tabii ki Yücel kardeşimizi kutlamamız gerekir. Yani illaki spor dairesinin bakmasına gerek yok. Siz kendi köyünüzdeki sahanıza iyi bakarsanız yok ya adam orada olur. Yatıyor ya. Orada yatıp orada kalkıyor. Tek eksik Yeni Boğaziçi'nde özellikle açık türbün, basın türbünü mutlaka ve mutlaka yapılması gerekir. Türbün altındaki odaların yapılarak çevre düzenlemesi yapılması gerekir. Orasında zaten saha arkasında halı saha var, bir komplekse dönüştürme projeleri vardı geçen yıl ben ama orada. Ama işte bütçe, belediye. Yani belediye de devreye girecek, kendileri de Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği ile işbirliği içerisinde orayı komplekse dönüştürerek çok güzel de bir ortamı var. Oranın oraya gittiğinizde öyle huzur buluyorsunuz. Açık bir ortam, apartmanların olmadığı, güzel temiz, doğayla özellikle arka tarafta doğayla iç içe kalıyorsunuz. Zaten başarıya baktın Ahmet, bu ayın 4'te 4 başarılı hocaları Kılıç Ali ile genç takımda Halil Hoca. İkisi evet. birlikte 4'te yani 4. Halil Hoca ile birlikte ki özellikle A takım düzeyinde net söylüyorum yani mevcut kadro yapısına baktığımızda birçok spor kamuoyunu böyle bir başarı beklemiyordu. Bunu net söylemek evet, gerekir hızlanalım. Ve hakkını teslim etmek gerekir bu kesinlikle, insanları ve kutlamak kesinlikle. Gerekir. Ahmet cezalar 4'er maç Dumlupınar, Hamitköy ve Aksel. Kimi kesimden tepkiler var cezaların ağır olduğu yönünde. Yorumun nedir? Neden, çok kısa. Neden tepkiler var? Çünkü geçmiş dönemde aynen. disiplin kurulunun vermiş olduğu bıraktım. Kararlardan dolayı tepkiler var. Sen özellikle bu konuda çok üstüne basa basa örnekler vererek
ortaya koymuştun geçmiş haftalarda. Bu stüdyolardan hep söyledik. Bizim söylememize gerek yok zaten. Disiplin kurulunun almış olduğu kararları kulüpler, oyuncular hepsi görüyor, takip ediyor. Dolayısıyla ben bundan daha ağır görüntüleri ekrana getirebilirim. 2 maç, 3 maçından kapattılar. Aynen. İşte bu adil verilmeyen cezaların tepkileri oluyor. Tahkime başvurdu Miracle Karşıyaka. İzleyip göreceğiz nasıl bir sonuç çıkar ama sezon başından Karşıyaka'nın beri... Karşıyaka'nın görüntülerini sen yaptın. Var mı dirsek? Yani tam karenin biraz dışında kalıyor. Net görülmüyor. Biliyorsun tek kamera orada ve bulunan konum itibariyle. Aksel öyle bir yolda değil aslında ama... Yani net görülmediği için bir şey de söyleyemem. Gözlemci hakem raporlarıdır verilecek kararlar ama özellikle gözlemci ve hakem raporları da şeffaf ve adil olması gerekir. İsim ayrılmaksızın, takım ayrılmaksızın yapılan eylemin şiddeti, içeriği neyse ona göre raporlar yazılacak ve bu tür yapılan eylemlerin eğer ağır cezaysa ve cezalandırılıyor, diğer oyunculara da örnek olacak. Diğer oyuncular da sorumluluk alacak. Siz ağır bir cezaya 2 maç veriyorsanız, daha hafif cezaya 4 maç veriyorsanız doğal olarak tepkiler ortaya konuluyor ve bu tepkiler de bundandır yani. Bunu net ortaya koymam gerekir. Mesajlar da var hocam, Allah'a siniz gaz vermeyin diyor Boğaz içine, buralarda kalmamız daha iyi. Ben olanı söylüyorum, gerçeği söylüyorum ve hak eden insanları takdir etmek kesinlikle, ve onlara kesinlikle. Onları tebrik etmek gerekir kesinlikle. Yani bunu bilmek gerekir ya, yani bunu söylemek işte yani şimdi olay bir de ön plana çıkarmayı... Bu mesajdan sonra olayın bir de o bir tarafı var Ahmet. Sen iskelenin başında, ben Düzkaya'nın başında. Bir dakika bitireyim. İkimiz de Yeni Boğaziçi'nin rakibiyiz. Sanmasınlar biz gaz veriyoruz Boğaziçi'ne, göz koyuyoruz. Biz başarıyı takdir ediyoruz. Gerçekten bu kadar ortaya konulan tablo var. O 16 Gençler Ligi, takım takdir etmek lazım. Tabii ki. Yani onun gibi devam eden takımlar da var. Biz neyi ön plana çıkardık sevgili Hasan? Eskiden köylerde yaşanan o futbola bağlılık ve herkesin, kadını, erkeği, çoluğu, çocuğu, tümün herkesin destek vererek devam etmesi, dediğin gibi imece usulüyle devam etmesini kupayı konuşamıyor. 2 dakika kaldı. Boğaziçi'liler de gülücük atar. Bundan sonra Boğaziçi için iyi de demem. Hadi bakalım. Ya, herkesin hakkını teslim etmek gerekiyor. Evet. Şaka yani bir yana. Bunu da net söylüyorum, vurguluyorum. Londra'daki vatandaşlarının da çok büyük desteği olduğunun altını çiziyorum. Erdoğan Baca. Hangi Londra'da? Zaten Osman Ercan Boğaziçi'nde. Osman Ercan hep burada bir ayağı. Benim Mausa'ya gidip geldiğimden daha fazla gidip geliyor. Osman Ercan kardeşimiz de sadece Yeni Boğaziçi ile ilgili değil, Londra Türk Toplumu ile ilgili de, şu anda başkan da değil. Görevleri vardır Londra Türk Toplumu biliyorum. Federasyonu içerisinde ama bıraktığı yerden işte bizde şu vardır. Başkanlık yapan insanlar kenara çekiliyor, gelenin ne hali varsa görsün. Öyle bir düşünce yok. Budur bizim istediğimiz. Osman Ercan geri başkanlığa gelecek biz, ama. Biz bunları bekliyoruz. Sadece Yeni Boğaziçi özelinde değil, tüm kulüplerde. Bir araya gelirseniz, bizde şu algı var sevgili Hasan. Ahmet Başkan geldi, başarısız olsun gitsin. Hasan Hoca geldi, başarısız olsun gitsin. Doğru. Bunun üzerinden sosyal medyadan paylaşım yaparak keyif alanlar var. Kimseye bir şey kazandırmaz. Ne özelde kulüplerine, ne genelde ülke sporuna, ne ülke futboluna. Bizim amacımız ülke futbolunun iyi olması. Yapılan doğruyu, yapılan güzel işleri ön plana çıkarmamızdır. Biz bunları söylüyoruz. Yoksa bir tarafa avantaj sağlasın veya bir tarafı işte ön plana çıkararak ondan sonra düşüşün sebepleri buydu noktası değildir. Herkesi takdir edip alkışlamak gerekir. Reklam biz alkışlamasını da biliyoruz. Reklam var mı? Yine 48'den kesmeye çalışıyorsunuz bizi Sayın Yönetmenim Kaya. Evet Ahmet Doğan, geçelim kupaya. Bugün Doğan Türk Birliği Türk Ocağı, Leymos'un derbisi, adamızın en büyük derbisi ve Lefkoşa'da Gençlik Gücü Lap'tan maçı var. Yarın Küçükkaymaklı Göçmenköy ve Metege Cihangir maçları. Metege Cihangir yarın 15, bugün Doğan Ocak 15. İkisi de BRT'de canlı yayınlanacak. Bunu da hemen aktaralım. Hüseyin Ekmekçi de izliyorsa ya da Eren Şişik arkadaşımız federasyonda oldukça görevli yetkili. Niye bu Ocak Doğan maçı gündüz oynandı? Gerçekten merak ediyorum ben ya. Yani sadece sen değil, spor kamuoyu da merak ediyor. Yani Metege Cihangir'i bir kılıf uydurdular. Yok biri gece biri gündüz olmazmış. Tamam dedik de bu neden yani? Bunun ikisinde gece oynatma maçı olabilirdi. Zaten kupa maçlarına baktığımızda kalan 8 takım da
ileriye gitmek için ciddi anlamda efor sarf edecek. Doğan Türk Birliği Türk Ocağı zaten yılların rekabeti var. Ligde baktığımızda özellikle Ocağın aldığı galibiyetlerle artık alttaki yarıştan çıkacağı zaten çok net. Doğan Türk Birliği'nin zaten ligde bir hedefi yok. İkisinin de tek hedefi bu yolda yürürken bugün adına iyi sonuç almak, ikinci ayakta da adını yarı finale yazdırmak. Çok keyifli, çok zor bir maç olacak. Bu maç özellikle keyif verdiği kadar da heyecanlı olacağını düşünüyorum. İki takım iki maç olacağı için bana göre kontrollü oyun ve çok pozisyonun olmayacağı, belki de berabere tamamlanacak bir maç olarak değerlendirilir. Kıyamet ikinci maçta kopar. Evet, kıyamet ikinci maçta kopacak. Özellikle Gençlik Gücü Lapta açısından baktığımızda da Gençlik Gücü kadro yapısı ve ligdeki konumu itibariyle evet buraya geldim. Birincilik takımı Lapta'da rakip olduğu için gitmek isteyecek. Lapta'da buraya kadar gelirken neden adımı yarı finale yazdırmayayım ama Lapta'da şöyle bir sıkıntı var. O, özellikle Pera Larnaka Gençler Birliği uzatmaya giden ikinci turdan sonra ciddi kadro zafiyeti var, sakatlıklar var ve bu sakatlıklarla birlikte lige dönemedi. Ligde ilk sonuçlar alamadı. Bunun dezavantajı var. Yarın bugün nasıl bir kadro çıkar onu bilemem ama sanırım çok fazla da efor sarf ederek iki ayaklı olduğu için tamamen kapanarak bir mücadele ortaya koyacak. Bu maçta Gençlik Gücü'nü bir adım önde görüyorum. Yarın Ocak'ta birini önde görüyorum. Görmüyorum. O büyük ihtimalle berabere tamamlanır. Dediğin gibi söylediğin hakemlerden Osman Özpaşa görevi var. Evren Karademir'in de dördüncü hakemlik görevi var. Evren'i bekliyordum ben. Mehmet Sezener maçın hakemi oldu Mausa'da. Mausa'da zaten hem kupada hem ligdeki yarış devam ediyor. Tabii oradaki özellikle iki hafta önce yapılan açıklamalar, teknik adamların açıklamaları maçın içerisine, oyunculara nasıl yansır onu hep birlikte göreceğiz ama çok kaliteli bir maç yarın bizleri bekliyor. Onun dışında da favorim yok. O maçta uzatmalara gidebilir, uzatmalarda beraber bitebilir. Göçmenköy Kaymaklı maçında da Göçmenköy dinlenmiş, Küçük Kaymaklı dinlenmiş, iki dinlenen takımın mücadelesinde ne olur? Küçük Kaymaklı ligde daha rahat, Göçmenköy sıkıntılı ve dün Çelen arkadaşımız da programı verdi. Çok yoğun bir program var. Bana göre onlar da ilk maçta beraberlikle sonuçlanır. Bana mesaj gelmedi Eren'den. Sana mesaj geldi mi Hüseyin? Bakalım. Yok, bu konuyla ilgili gelmedi. Evet. Keyifli maçlar var. Bu keyifli maçları da çarşamba akşamı saat 21'den itibaren bu üst yollardan BRT 1'den de kupa gecesinde 4 karşılaşmayı da özetlerini vereceğimizi, analizler yapacağımızı da buradan belirtmek istiyorum. Evet Ahmet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Türkiye Ligi'nde de akşam İstanbulspor Hayati bir galibiyete imza attı. 3'te 3 yaptı arka arkaya galibiyet serisini. 24 puana çıktı. Sivas mağlup ettiği Sivas 25'te kaldı. Ateş çemberi yanıyor. Yanıyor. Giresun yakalandı orada. Ümraniye ve altta çok büyük bir mücadele var. Evet. Bu mücadele sonuna kadar gidecek. Evet. Bekleyip görelim. Yarın yeniden spor gündeminde buluşmak üzere. Sevgisiz ve sporsuz kalmayın. İyi günler diliyorum. Deprem ve eğitim.